Şimdi geldik, önce bir Cumhur İttifakı'na bakalım. Cumhur İttifakı'nda neler var, neler yok. Bildiğimiz kadarıyla pazar günü Erdoğan İstanbul adayını açıklıyor. Ve Ankara adayını da önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklayacak. Tabii ki burada şu soruyu sormak gerekiyor. Yani arkadaki soruyu. İstanbul adayınızda pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya bırakırız. Peki bize seçimle yerlenmesinde? İktidar kanadında yerel seçimlerde aday gösterilecek isimler netleşiyor. Erdoğan duyurdu tarihlerini. Merakla beklenen Cumhur'un İstanbul adayı 7 Ocak, Ankara adayı ise 15 Ocak'ta ilan edilecek. Erdoğan'a adaylarda sürpriz olup olmadığı soruldu. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Peki 7 Ocak'ta kaç aday açıklanacak? Hemen hemen yarıya yakın. Ankara, İstanbul en çok merak edilen o genel başkanımızın takdirinde. Kulislerde AKP'nin belediye başkan adayları arasında konuşulan bir isim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çekiyor. Yerlikaya'nın yakın çevresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddialarını yalanladığı ve belediye başkan adayları gibi tartışılmamak için adaylığa sıcak bakmadığı konuşuluyor. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Şimdi ben bir kez daha söyleyeyim. Artık netleşti gibi bir şeyler. Yani bugün de öyle bir iki yerden bir konuşma yapınca İstanbul, AKP'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yani %90 son an. Ali Bey istemiyor ama onu da size söyleyeyim. Yani gönülsüz ama emir demiri keser. Öyle de bir söz vardır. Ali Yerlikaya olacak. İmamoğlu'nun karşısında bu. Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi bir şey. İzmir'de kim olacak derseniz hazır mı? Ha. Peki Ankara'da kim olacak derseniz Ankara'da eski spor bakanı vardı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den, özür dilerim. İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek. İzmir, AKP'nin İzmir adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eski spor bakanıydı. İzmir milletvekili olarak da bir önceki dönem yer alıyordu zaten kendisi. Bunu da bu şekilde, ama Tunç Soyer olursa başka bir aday çıkartacaklar. Onu da size söyleyeyim. Tunç Soyer eğer CHP tarafından gösterilirse, bu bilgiyi de paylaşmış olayım sizlere. Geldik, Cumhur'dan devam edeceğiz. Çünkü Cumhur'un, tamam, MHP ile ilişkiler çok iyi olabilir ama bir de önemli bir bileşen var. O önemli bileşen de Fatih Erbakan'ın başında olduğu Yeniden Refah Partisi. Orada çatlak var. Çünkü taban, Yeniden Refah'ın tabanı Erdoğan'ı, bakın yanlış duymayacaksınız şimdi, desteklemek istemiyor. AK Parti heyetinin randevu talebi genel merkezimize ulaştı. Bu ittifak süreci başarısızlıkla sonuçlanırsa adaylarımızı çıkarıp kendi adaylarımızla seçim yarışına devam edeceğiz. Cumhur İttifakı adaylarını açıklamaya hazırlanırken İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istenen Yeniden Refah düğümü sürüyor. AKP kanadından ikinci randevu talebi geciktikçe Erbakan'ın partisindeki huzursuzluk arttı. Oyalanıyor muyuz sorusunun açığa çıktığı partiye randevu gecikmeli ulaştı. AK Parti heyeti teklif paketiyle gelirse yapılacak değerlendirmenin neticesine göre bir işbirliği durumu netleşmiş olacak. Yeniden Refah kanadı AKP'den teklif duymayı bekliyor. Beklenti 3 büyük şehirde destek karşılığı, bir büyük şehrin Yeniden Refaha bırakılması. Dengeli ve adil öneriler olmazsa önerilerini kabul etmemiz mümkün olmayacak. AKP'den haber bekleyen Erbakan geçtiğimiz günlerde İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi. Cumhur'la anlaşamama ihtimali masada gündem olurken partinin B planı, yani 3 büyük şehir için adaylık çalışmaları devam ediyor. Biz aday belirleme çalışmalarımıza zaten devam ediyoruz. Yeniden Refahlı kurmaylara göre parti tabanı AKP ile işbirliğine mesafeli. Gerekçe hem ekonomik tablodaki durum hem de Mayıs seçimlerinde iki partinin anlaşmasına karşılık imzalanan 15 maddelik protokolün büyük oranda iktidar tarafından uygulanmaması.